Herkese mutlu sabahlar diliyorum efendim. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu sabahlar diliyorum. Ve faydalı olmak ümidiyle yayınımı açıyorum. Günaydın, hayırlı cumalar, mutlu sabahlar. Bir haftanın yorgunluğu sonrası belki hayatımızı değiştirecek bir veya birkaç bilgi alabileceğiniz canlı yayınıma hoş geldiniz. Gönül Hanım, günaydın. Günaydınlar. Mutlu sabahlar efendim. Sizlere de mutlu sabahlar. Hemen notumu yazmaya çalışayım. Hızla yayınımıza başlayalım. Evet. Bakalım bugünün sürprizi ne olacak? Ben de bilmiyorum. Zaman içinde göreceğiz. Nereye doğru evrileceğimizi yayın içinde göreceğiz. Açıkçası hiçbir yayında önceden bir hazırlık yapmıyorum. O sırada bizi motive edecek bir şey çıkıyor. Onun üzerine gidiyoruz ve bir sürpriz ortaya çıkıyor. Yozgat'a sevgiler efendim, Yozgat'a sevgiler. Çocuğum gözünü kaydırıyor. Efendim yatay mı, dikey mi, yani sağa sola doğru mu kaydırıyor? Onu bir yazın. Kalp lütfen acil. Kalp konuları genellikle sevgi ağırlıklıdır. Evlat sevgisi, eş sevgisi, partner sevgisi hepsi içindedir. Ama büyük başlık bu. Kalbin neresi önemli oldu? Yani aortsa babayı ilgilendirir. Mitral kapaksa anne çocuk baba kız ilişkisini ilgilendirir. Efendim söyleyeyim. Bir damar tıkanıklığıysa bir emeklilik sonrası ortaya çıkabilir. Evet. Sizleri dinleyeceğim bir gün yapalım olmazsa bugün. Darıcı'ya sevgiler. Almanya Mainz'dan sevgiler. Belçika günaydın. Uluslararası yayınımız başlamıştır efendim. Hoş geldiniz. Evet sizleri dinleyeceğim. Sizleri dinleyeceğim. Zübeyde Hanım günaydınlar. 7 yaşında kızımın saçı beyazladı. Bakın proje amaç döneminde. Çok büyük acı çektiğiniz, hayatınızın değiştiği, gerçeği kabullenemediğiniz yer neresidir? Çünkü pigmentler aslında böbrek üstü beziyle çok alakalıdır. Bunu şöyle anlatabilirim. Böbrek üstü bezleri genellikle nerede çalışmamaya başlar? Kortizol seviyesinin düşmesiyle de alakalıdır. Nerede çalışmamaya başlar? Böbrek üstü bezleri hayatınızda yönünüzü kaybettiğiniz yerde bir anda çalışmayı durdurabilir. Yani çocuğunuzun 7 yaşında saçları beyazlıyorsa ve bir yetişkinin çok erken yaşta saçları beyazlıyorsa büyük başlık şudur. Yönünüzü, yolunuzu kaybettiğiniz kayıp, ayrılık veya olay neydi? Ve bu başlık altında düşünürseniz saç beyazlaması tekrar pigment eski yerine gelir mi? Durabilir. Tamamen simsiyah, neyse eski rengi o renge gelmeyebilir ama durabilir. Çocuklarda geri dönebilir. Evet, konu böyle dağılmamak için, arkadaşlar dağılmamak için aslında bugün şöyle bir şey yapabiliriz. Benim ikinci kitabımın önemli bir başlığı hastalıkların aslında kendi içimizdeki değersizlikle çok ilgisi olduğuydu. Yani kendi hayatımızdaki değersizliği çözmeden başka şeyleri çözmeye kalkarsak ana manayı kapatmadığımız için döner dolaşır tekrar beden mesaj verebilir. Olay böyle bir, nasıl diyeyim, metafizik bir olaydan bahsetmiyorum. Tıbbi bir olaydan bahsediyorum. Evet, birkaç kişi yorum yapmış. Bu adam doktor değil, bu adam doktor. Ben diş hekimiyim. Diş doktoruyum. Diplomasını gördünüz mü? Görmenize gerek yok efendim. Çok çok girersiniz Google'a. Diş hekimi Bülent Demircioğlu yazarsınız. Bütün Google'da hani yalanlayacak değil. Veya İstanbul Üniversitesi'ne bir sekreteriye telefon açarsınız. Benim oradan 95 mezunu diş hekimi Bülent Demircioğlu'nu görebilirsiniz. Çok mu dert? Hiç dert değil. Zaten sıfatlarla ilgilenmiyorum. Aslan günaydınlar. Çiçekler için teşekkür ediyorum. Günaydınlar. Evet. Bakın sizin kendi içinizde değersizlik çatışması bütün hastalıkların tetikleyicisi. Yani enerji bedenle, yeni katılan arkadaşlara küçük bir bilgi.
enerji bedenle, fiziksel bedeniniz arasındaki bağı kopardığınızda hep hasta olacaksınız. Hastalıklar sadece bir mesajdır. Sesim zayıf mı geliyor? Bir dakika. Arkadaşlar yapmayın bana bunu. Görüntü ses iyi mi diye illaki sormak zorundayım. Bir el işareti yeterli. Gönül Hanım sizden bilgi alayım. Sesim zayıf mı geliyor efendim? Kulaklığı çıkaracağım yoksa. Demir eksikliği varsa aile içinde sözünüzün geçmediği yere bakabilirsiniz. Arkadaşlar sesim zayıf mı? Ses iyi. Sesiniz zayıf diyen arkadaşlar biraz telefonunuzun sesini açabilirsiniz. Teşekkürler Gönül Hanım. Gönül Hanım sağ olsun benim teknik konularda sürekli yardım ettiği için uygulayıcımız Gönül Kalender sağ olsun. Burada birçok uygulayıcımız var. Yeri geldikçe bahsedeceğim. Evet, kendi değersizliğinize nasıl baş edebilirsiniz? Ben çok değersiz hissediyorum diyenler aslında bugünün sürprizi olarak da şunu yapabiliriz. Kendi fotoğrafımıza konuşabiliriz. Yapalım mı? Evet, yapalım diyenler şöyle yapabilirsiniz. Evet diyebilirsiniz. Ne dersiniz? Bugün kendi fotoğrafımıza konuşalım mı? Çok faydalı. İnanılmaz faydalı. Kendi fotoğrafımıza neler söyleyebiliriz? Kendi fotoğrafımız için neler yapabiliriz? Ve kendimizde neyi çözebiliriz? Bir kere tabii ki hastalıklarla ilgili konuşacağız. Elimizden geldiği kadar paylaşımları yapacağız. Ama kendi fotoğrafımıza konuşarak sırtımıza yüklenen değersizlik, suçluluk, öfke, korku boşaltımı da yapabiliriz. Ve fotoğrafların nasıl muhteşem araçları olduğunu zaman içinde daha fazla görüyoruz. Yani ilk defa duyanlar şaşırıyor ve onlara hak veriyorum. Fotoğrafa konuşmak nasıl bir saçmalıktır diyenler, siz şarlatan mısınız diyenler. Bu düşüncelere hak veriyorum. Yeter ki hakaret olmasın. Yani şaşırmalarına hak veriyorum. Ama fotoğrafın sadece fotoğraf olduğunu düşünenlerdenseniz bu ezberinizi bozma vakti gelmiş olabilir. Çünkü gerçekten fotoğraflar enerji alanlarıdır. Ve bu yüzden diyorum ki kaybettiğiniz kişilerin kocaman fotoğraflarını evin ortasına asıp durmayın. Ruhların yolculuğunu engellersiniz. Bununla ilgili zaten defalarca yayınlarda konuştuk. Evet, bugün yayının sonuna doğru bir kendi fotoğrafımıza konuşalım isterseniz. Evet. Baba helalleşmesi yaparken bundan anne etkilenir mi? Tabii ki etkilenir. Tabii ki etkilenir. Yorumu kapatıp fotoğraf çalışması sona doğru yapacağım. Ama önce sizlerden bazı dönüşler almak istiyorum. Örneğin fotoğraf çektirmeyi sevmeyebilirsiniz. Evet, bakın çok ilginç bir şey söylemişsiniz. Teşekkür ederim. Fotoğraf çektirmeyi sevmiyorsanız kendi... Evet, burada yorumu kapatacağım birazcık. Fotoğraf çektirmeyi sevmeyenler, hiçbir şekilde kendiyle yüzleşmeyi sevmeyen insanlar olabilir. Genellikle ben fotoğraf çektirmeyi sevmiyorum diyenler, kendine bakmayı reddedenler. Çünkü bizler kaçtığımız yerde şifa buluyoruz. Lütfen hayatınızda neyden kaçtığınıza bakın. Çatışmadan mı kaçıyorsunuz? Tartışmaktan mı kaçıyorsunuz? Sevmekten mi kaçıyorsunuz? Korkularınızdan mı kaçıyorsunuz? Öfkenizden mi kaçıyorsunuz? Gerilmemek için başka şekilde mi davranıyorsunuz? Emin olun, hayatınızdaki şifalı yerler buralarda yatıyor. Neden kaçıyorsanız tam orada yatıyor sizin şifanız. Kaçtığınız şey sizin aslında dermanınızın olduğu yer. Ve çılgın beynimiz bizi kendince hayatta tutmak için çoğu zaman bakmamız gereken yere bakmamızı engeller. Yani kendi fotoğrafınıza bile tahammülünüz yoksa, fotoğraf çektirmeyi sevmiyorsanız, kendinizle yüzleşmekten kaçtığınız bir yer olma ihtimali çok yüksek. Ve fotoğrafların içindeki belki görmediğiniz ama hissettiğiniz, belki de hissetmediğinizi düşündüğünüz o enerji alanı o kadar güçlüdür ki. İyi haber şu, sevgi, şefkat, anlayış diliyle sevdiklerinizin fotoğrafına konuşarak iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Hatta bağınızı güçlendirebilirsiniz. Ona kötülük yapamazsınız. Orada evrenin dili, o
kuantum alanın dili ters teper. Yani siz kimseye fotoğrafı üzerinden kötülük yapamazsınız, beddua edemezsiniz. Beddua ettiğiniz yerde size doğru duvara çarparsınız yani. Burada korkacak bir şey yok. Şimdi ben yeni bir şey söylemiyorum size. Belki daha önce şahit olanlar olmuştur. Anlattığım bir hikaye. Rus ordusuna giden askerlerin aileleri onlardan haber alamıyorlardı. Sanıyorum 1917'lerde. Ve haber alamadıkları yakınları için fotoğraflarına iki tane L şeklinde şiş yaklaştırarak açılıp açılmadığını kontrol ediyorlar. Bu bir eski bir teknik. Aslında şamanik bir teknik. Ve o milleri fotoğrafa yaklaştırdığınızda L şeklinde açılmaya başlarsa enerji alanı hayatta olduğunu gösterirdi onlara. Eğer hiç hareket etmezse gidip cenazesini kaldırırlardı. Çünkü hiç şaşmayan bir yöntem. Bugün sarkaçla aynı şeyi yapmak mümkün. Bu başka bir eğitim konusu. Çok uzun bir eğitim konusu. Yani sarkacı yaşayan bir insanın fotoğrafına yaklaştırdığınızda sarkaç döner. Hayatta olmayan birinkine yaklaştırdığınızda hareket etmez. Fakat onu doğru kullanmak, ön hazırlığını yapmak ve ayarlarını iyi yapmak lazım. Çünkü metal de olsa, sarkaç da olsa önce bir nötrlemek lazım onu. Yani toprakta nötrlemek lazım. Hani ben bir sarkaç eğitimi vermiyorum ama çok faydalandığım bir yöntem olduğunu söylemeliyim. Çok da kıymetli bir yöntemdir. Bugün alternatif tıpta akupunkturda çok fazla kullanılır. Hatta akupunktur noktalarını sarkaçla bulan profesörlerimiz var. Ben onları çok destekliyorum. Hayatın bu yönüne de baktıkları için. Evet, bugün yayının sonuna doğru kendi fotoğrafımızla yüzleşerek biraz hafifleyeceğiz. Ve kuralımız şudur. Hani 2 günlük, 3 günlük değil. Bakın, doğada bir 21 gün ritüeli var. Embriyo 21 günde oluşuyor. Ve biz aslında her fotoğraf konuşmasında yeni bir temizlenme, yeni bir hayata, ilham verici tarafa geçiş için 21 gün konuşma yapmalıyız. 21 güne ihtiyacımız var. İşte bir gün aksattım, bir şey olur mu? Doğa bu kadar rigid, sert değil. Tabii ki bir şey olmaz. Ama mümkünse aksatmadan 21 günlük konuşmalar yapın. Ve bir çalışma bitmeden öbür çalışmaya geçmeyin. Yani henüz devam eden bir çalışmanız varken bir başka çalışmaya geçmeyin. Çocuklarınızın fotoğrafına konuşabilirsiniz. Eşiniz gibi, anne, baba, hepsine konuşabilirsiniz. Kendi fotoğrafınıza konuşabilirsiniz. Burada değişimleri yavaş yavaş hissedeceksiniz. Zaten kendimizden başlamalıyız. Zaten kendi yükümüzü atmadan başka kişilerin yüküne atmaya kalkmamalıyız. Çünkü ben özellikle uygulayıcılarımızda en çok mesela özgeçmişlerini rica ettiğimde onlardan sağ olsunlar gönderiyorlar. Biz onlara danışan yönlendiriyoruz. Öncelikle kendi iyileşmelerinin başarılarını önemsediğimi söyleyebilirim. Çünkü biliyorum ki temiz bir enerji bedeniyle ancak daha başka insanlara faydalı olabiliriz. Evet, bu konuyu sona bırakıyorum. Kendi fotoğrafımızla konuşmak bugünün de sürprizi bu olsun. Ve ben tabii ki yine sizleri dinleyeceğim ama sizden ricam şu. Bir iyileşmeyle başlayalım, olur mu? Sonra da bir başarısızlıkla gidelim. Böyle yapmak iki taraf arasındaki ayrımı görmemizi sağlıyor. Çalışma yapıp iyileşme yaşayanlar, iyileşme ve el işareti yapabilirler. Sonra da başarısız bir katılımcıyı alacağım. Neden başaramadığını da anlamaya çalışacağız. Bu ikisinin de bize faydalı olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir kişi katıldığı zaman herkese faydalı olacak ve bir konuyla ilgili konuşmayacağız. Etraflıca konuşacağız. Çalışma yapıp iyileşme yaşayanlar lütfen bir el işareti ve iyileşme yazsın. Toprak yazıyorum, görmüyorsunuz. Gördüm efendim. Alerji iyileşme Esra Hanım'la başlayalım. Sonra da başarısızlık. Bakalım nerede hata yapılıyor, nerede başarı gösteriliyor. Esra Hanım'ı davet ettim, umarım katılabilirsiniz. Tamam, başarısızlığı biraz sonra. Şimdi önce bir iyileşme, alerji iyileşme. Sevginin fotoğrafına 2 gün önce konuştuk galiba. Matematik nefret iyileşmesi. Esra Hanım'a bağladık galiba. Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar hocam. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Nereden katılıyorsunuz? Konya'dan katılıyorum. Mevlana'nın şehrine sevgiler buradan Konya'ya. Evet. Hoş geldiniz.
Evet, Hoş bulduk. alerji iyileşme yazmışsınız. Şimdi bu Evet. yayınlarda sadece iyileşme değil, başarısızlıkları da konuşarak aradaki farkı bulmaya çalışıyoruz. Evet. Ben de müsaadenizle her ikisiyle de ilgili zaten konuşmak istiyorum. Benim Süper 15 olur. yaşında bir kızım var. Her ikisini de onda çalıştım zaten. Birisi alerji, astım böyle. Mesela bende de alerji var ama kızımın alerjisi çok çok yoğun bir alerji. Böyle nefes alamıyor seviyesinde neredeyse. Bir saniye, bir yandan da çok heyecanlıyım, ellerim titriyor. Rahat olun. Biz bekliyoruz. Hiç acelemiz yok. Nefes alamazdı artık. O kadar yoğun bir alerjisi vardı ki. Hani bende de alerji var ama kızımınki hemen bir senenin içinde başladı ve çok ileri seviyeye ilerledi. Yani ağır Kaç yaşında alerjiydi. başladı? Kaç yaşında Onlar başladı? şöyle söyleyeyim aslında benim kızımın alerjisi, ben astım için çalıştım ama kızım zaten alerjik bir çocuk ve 1,5-2 yaşlarında böyle egzamalarla, cilt kaşıntılarıyla başladı. Yani hep alerjisi vardı ama astımı yaklaşık böyle 7-8 yaşlarında başladı. Ben alerjik astımı için çalıştım ve elhamdülillah diyorum. Mesela şu anda yeniden alerjilerin kabardığı bir mevsim. Ben mesela tekrar alerjimi yoğun yaşıyorum ama kızım da tekrar başlamadı. Müthiş, şükrediyorum Allah'a. Size de teşekkür ediyorum. Kızımın alerjisi geri dönmedi. Ne kadardır Ben takip ediyorsunuz? Yani hep mevsim geçişlerinde mi olurdu o alerji? ilkbahar gibi başlardı ve tekrar kışa gelip de yağışlar başlayana kadar hiç geçmezdi. Alerji konusu çok basit gibi görünen çok önemli bir konudur. Alerjik astımla ilgili Esra Hanım, hangi başlıklara çalıştığınızı anlatırsanız diğer annelere de faydalı olabiliriz. Alerjik astımı ile ilgili hocam ben ayrılık demiştiniz. Sizin kitabınızdan onu okumuştum. Alerjik astımı ile ilgili ayrılık problemleri olduğunu söylemiştiniz. Ben öncelikle şöyle düşünmüştüm. Benim kızımın bu işte 1,5-2 yaşlarında alerjisi başladığında, bu işte egzama ile başladığında, ben hani bunu da alerji olarak düşündüğüm için Doğru. o yıllarda amcası kanser olmuştu. Ve yani hepimiz ailecek çok etkilenmiştik. Onu kaybetmekten çok korkmuştuk. Onun ardından da ben ikinci hamileliğimde çok ağır bir hamilelik geçirdim. Ve kızımdan ayrı kalmıştım. Babaannesi bakmak zorunda kalmıştı kızıma. Ben bu ikisini çalışmıştım. Ayrılık olarak kızım bunlardan etkilendi diye düşünmüştüm. Ama sonra sizin başka videolarınızdan seyrettiğim kadarıyla, hatta bir hanım katılmıştı. Onun da adı Esra'ydı. O hanım da çocuğunun alerjisinden yana size başvurmuştu. Ona demiştiniz ki hayır, kendi ayrılıklarınızı düşünün. Annenizden ayrıldığınız yerleri düşünün demiştiniz. Hatta bu esnada çalışma yapıyordum ben kızıma. Sonra düşündüm, 1,5 yaşlarında işte kızımın hamileliği zamanına gittim. İşte o şey zamanına, proje amaç dönemine gittim. Aslında ben o zaman kendi ailemden ayrılmanın ağır depresyonunu yaşıyor olduğumu fark ettim. Hani evlendikten sonra alışma süreci, hatta kızıma hamile kalmakla sonlandı benim için bu ayrılık depresyonu diyebilirim. Ondan sonra dedim ki hayır, ben yanlış bir şeye çalışıyorum. Ben kızımın ayrılıklarına değil, kendi ayrılığıma çalışmalıyım diye düşündüm. Çalışmamı değiştirdim. Çok güzel 21 gün yapmışsınız. sürenin bir 15-16 gününü yaklaşık amcasının ayrılığına çalışmıştım. Sonra çevirdim. Dedim ki hayır, bu benim ayrılığım. Fotoğrafa mı çalıştınız Esra Hanım? Fotoğrafa çalıştım hocam, evet. Araya girebilir miyim burada? Şimdi yeni katılanlar şaşırıyor. Ne konuşuyorlar diye şaşıranlar var. Fotoğrafla eskiden ben çok fazla hastalık üzerine çalışmazdım. Daha çok işte psikolojik sorunlar, okul sorunları, öfke sorunları. Ama son zamanlarda beni de şaşırtan bir şekilde fotoğrafla çalışan sizin gibi annelerin geri dönüşleri beni de şaşırtıyor. Çünkü ben normalde gece konuşmasını öneriyorum daha etkili bir yöntem olarak. Fakat mümkün olmadığı fiziki şartlar oluyor. İşte çocuk başka çocukla birlikte uyuyor, uyanıyor, anne uyanamıyor. Biz fotoğrafı hafife almışız. Sonradan anladım. Biz fotoğrafı hafife almışız. Yani fotoğrafta çok güzel iyileşmeler var. Ama veri oluşması için zaman gerekiyordu. Şu an o zamanı artık dolduruyoruz. Ve ben gerçekten fotoğraf çalışmasıyla gece konuşmasını artık beraber öneriyorum. Çünkü inanılmaz mucizevi sonuçlar fotoğraftan gelmeye başladı. Buyurun devam Evet. edin. Yani ben 15 Önemli.
Şimdi olduğu için gece çalışması yapmadım. Hem küçük kardeşiyle de aynı odada yatıyor hem de hemen duyuyor artık yani. 15 hatta 2 gün önce 16 yaşında oldu. Hemen duyup kalkıyor. Ben artık o yüzden ona fotoğraf çalışması yaptım. Kendisine hani gece konuşması yapmadım. Alerjiden yana iyileşme olduğuna inanıyorum. İnşallah tekrar havalar ısındıkça dönmeyecektir. Bu başarım olarak nitelendirdiğim kısım, başarısızlık olarak da dediğim gibi yine aynı kızımın cilt yaralan böyle 1,5 yaşındaki egzamalarla başlayan ama sonrasında ellerinde kanamalara, cilt şu anda da cilt yaralanmalarına döndü artık kaşımaktan bütün vücudunda. Ve bu dediğim gibi 1,5-2 yaşından bugüne kadar hocam tıbbi olarak alerji uzmanlarına defalarca pek çok çeşidini ve hatta ergen çocuk ve ergen psikiyatrına varana kadar kızımı götürdüm. Çeşitli antidepresanlar dahi kullandık. Ama bu yüzünde hele yani yüzünde özellikle çok fazla var. Sürekli kaşınıyor ve kaşınan yer yara oluyor. Ve devamlı orayı kaşımaya devam ediyor. Yara büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bunda başarılı olamadım. Yani bunu çözemedim. Tamam. Size bir iyi haberim var. Onu söyleyeyim. Kötü haberim yok. İyi haberim var. Bir kere çocuğun kuantum alanına bir kere girmeyi başarmışsınız. Bunun ismine her ne derseniz deyin. Bir şekilde çocuğun enerji alanına girip bir temizlik, bir mayını temizlemişsiniz. Alerjik hastan. Çok önemli. Ve paylaşmaya değer, izniniz olursa da bir dönem paylaşmak isterim alerjik hastan. Tabii ki. Gelelim cilt yaralarına. Şimdi hepimizin yapması gereken en kıymetli hareket şudur. Nerede başladı? 1,5-2 yaşından beri kaşıntıları var diyorsunuz, değil mi? Ekzema gibi başladı, sonra devam etti. Evet. Yüzüne sıçradı, değil mi? Bütün vücudumda var ama yüzündekiler belki de ben devamlı gördüğüm için yüzündekiler artık beni çok üzüyor yani. Bütün vücudumda var. Tıbbi olarak bir ismi var mı? Yani dermatit falan deniliyor Hocam ama. böyle bir şey söylemediler. Paketli ambalajlı gıdanın alerjisi dediler. İşte ambalajlı gıda yedirmeyinler. Gluten falan Onları değil denedik. yani, değil mi? Efendim? Katkı maddeleri veya gluten tarzı bir şey Yok söylemediler gluten size. değil. İşte dediğim gibi ambalajlı gıdaya alerji dediler. Ama onu da Peki. kestik, denedik. Esra'nın iyi haber şu. Bir kere bu iş proje amaç dönemini çok ilgilendiriyor. Ve bu çocuğun yüzündeki şeyler daha fazlaysa, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bunu bir seborik dermatit gibi düşünebiliriz. Yani yüzündeki yaralar daha çok dikkatinizi çekiyorsa, eğer en çok yüzünde çıkıyorsa öyle yaklaşacağız. Bütün vücudunda eşit çıkıyor diyorsanız ona göre yaklaşacağız. O yüzden soruyorum, sizi rahatsız eden yüzü olabilir ama bütün vücudunda eşit mi? Bütün vücudumda var, evet. Peki. Proje amaç döneme. İlk çocuğunuz mu bu arada? Evet, o ilk kızım. İlk kızınız. Şimdi fotoğrafı anlatmış olabilirsiniz. Ben yine de başlıkları söyleyeceğim. Evlendikten ne kadar sonra hamile kaldınız? İkinci yılında doğdu. İşte 1 yıl sonra hamile kaldım. Hamile kalmakla ilgili çalışmaya çalıştınız mı? Hamile kalamıyorum, hamile kalamıyorum. Eyvah, eyvah benim çocuğum olmayacak. Şöyle, Çatışması hamileliğimden 4 ay önce bir düşük yapmıştım. yaşadınız. Ve yani onu kaybettiğim için çok üzülmüştüm. Olmayacak mı benim çocuğum diye. Hem 4 ay sonra da kızıma hamile kaldım zaten. Bir 4 aylık bir süre yani bunu yaşadım. Düşüğünüzü bir not edelim. Düşüğü Tamam. bir not edelim. Çünkü yaslı bir rahmet olmuş çocuk. İki, artık benim çocuğum olmayacak, ben anne olamayacağım korkusu yaşadığınız yerden hamilelik haberi aldığınız yere geçtiğiniz günü de not edelim. Yani iyi haber geldi, hamilesiniz. Evet, hamile kalabiliyormuşum ama ya düşürürsem korkusuyla devam ettiniz ya. Şimdi bir, şöyle iki madde buradan çıkarıyoruz. Bir, düşükle ilgili nasıl konuşacağınızı anlatacağım. İkincisi, hamilelik boyunca düşük korkusu yaşadığınız yer. Aslında çocuğunuzu kucağınıza aldığınız gün programlandı bu dermatit. Niye? Evet. Şükürler olsun, sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım dediğiniz gün tamir fazında ortaya çıktı. Tamam. Ben bunu çalışmamıştım hocam. Ben başka bir şey çalışmamıştım. İyi oldu. Teşekkür ederim. Haklı olabilirsiniz. Zaten bilinçaltının dilini anlamak için kişiye özel dünyasını bilmemiz lazım. Yani ben size başlıklar bırakıp gittiğim zaman yayında da hep söyleyeyim, bu başlıklar tek başına işe yaramıyor. Hayatı okumamız lazım. Kitaplardan okuduklarımız değil, hayatınızdaki şeyleri okuyabilmemiz lazım. Evet. Tabii ki burada bırakmıyoruz. Şimdi iki tane önemli başlığımız var. Bir düşük, ikincisi kucağınıza aldığınız gün. Oh, Allah'a şükürler olsun dediğiniz an ama devam ediyoruz. Hamilelik öncesi 1 yıl ve hamilelik. Bu arada şunu sorayım. Çocuk doğar doğmaz herhangi bir
cilt lekesi veya şeyi var mıydı? Sonra 1-2 yaşlarda mı başladı? İlk Şöyle, tepki. vücudumda, kızımın vücudunda doğum lekeleri var. Hatta 6 yerde büyük büyük doğum lekesi Nerelerde? var kızımın. Eğer hani kastettiğiniz buysa. Karnında, kasığında, dizinde, bacağına yakın ve bacağının birkaç kısmında doğum lekeleri var. Biz bunu 2 ay bittikten sonra fark ettik. Sarılık vardı çünkü. Vücudunun rengi normal renge dönünce Sarılık ne kadar sürdü? lekelerini fark ettik. Yani 2 ay kadar teninin rengi normale dönmedi. Nasıl bir öfkeyle doğurmuşsunuz çocuğu? Kime öfkeliydiniz o kadar? Vallahi kendine öfkeliydim çünkü çok zor doğdu. Doğu artık dediğim bir nokta oldu. Bir şey söyleyeceğim. Eğer hani bu Burada rahat konuşamayabiliriz ama ben yine de sözümü bırakayım. Siz ister alın ister almayın. Sarılığı çok uzun süren bir bebek varsa ortada çok öfkeli bir hamilelik durumu vardır. Hamilelikte Evet. çok öfkelendiğiniz durumlar. Burada ayrıntıya Evet. girmeyeceğim. Lütfen Yok, o... girebilirim hocam. Çok da öfkelendiğim günler ve zamanlar oldu, Hayır. evet. Giriyoruz, sonradan bana mesaj atıyorsunuz. Lütfen orayı kaldırın diye. O yüzden girmiyorum. Yok, Sonra... biliyorum bunları. Ben öyle demeyeceğim hocam. Girebiliriz, Kime konuşabiliriz. öfkeliydiniz? Eşime Kime öfkeliydiniz? öfkeliydim. Tamam. Bakın. Üçüncü maddeyi bulduk. Sarılık. Ben şimdi hani dermatit üzerine konuşurken çocuğun başına her ne geldiyse hepsini değerlendirmek adına Tamam. diyorum ya, Evet, kişiye teşekkür ederim. özel yaklaşırsak nokta vuruşu yaparız. Mesela çocukta doğum lekeleri. Bakın, bütün katılımcılar her zaman söylüyorum. Bir kişiyle konuşurken birçok konu konuşuyoruz. O yüzden üzülüyorlar beni Evet. almadınız diye. Halbuki sizin hayatınızı da ilgilendiriyor. Evet. Çocuğun doğum lekeleri dikkat ederseniz uyluk kısmında, dizlerde, ayaklarda, hep aşağılarda. Evet, bir tane Bir karnında sadece. ben buradan bir senaryo çıkarabilirim. Ya başlık çıkarabilirim. Ama o Tamam. başlığı size nasıl uyumlandırabiliriz? Dişil bir öfke, bir dişiye olan, bir dişi tarafından hakarete uğramadır biraz bu. Yani bir dişi tarafından aşağılanma, lekelenme, adaletsizlik konularını çağrıştırır. Hatta şunu bir gün bile düşünmüş olabilirsiniz. Keşke hamile kalmasaydım bu insandan diyebilirsiniz. Hamilelikle ilgili değildir bu. Bunun için böyle bir başlığı tarif ediyor. Doğum lekeleri belden aşağıdaysa, ayakları yakınsa bu bir anne, bu bir kayınvalide, bu bir hayatınızdaki dişiyle ilgili olabilir. Burayı Anladım. da notlarınızı ilave edin varsa. Tamam. Şimdi veriler neden önemli? Bana deseydiniz ki benim çocuğum 7 yaşına kadar çok iyiydi, 7 yaşında birdenbire lekeler başladı deseydiniz, çocuk 7 yaşındayken hangi ayrılık çatışmasında çözüme kavuştunuz derdim. Ama siz doğumdan dediğiniz için şanslısınız dediğim yer orası. Bakın şanslısınız. Çünkü süre çok belli. Neresi olsun 21 ay, 33 ay hop 21 aya düşürdük. 21 ay boyunca hamilelik öncesi 1 yıl ve 9 aylık hamilelikte. Bu bahsettiğiniz rahatsızlıklara göre ayrılığı kiminle yaşadınız? Çocuğun düşük tehlikesiyle yaşadığınızı zaten bulduk. Bir kürtaj anısı, şey düşük anısı olduğunu bulduk. Evet. Ayrılığı kimle yaşadığınızdan çok kiminle barışmak zorunda kaldınız veya barıştınız? Kiminle idare ettiniz? Ve dişil enerji kimde? 4 tane maddemiz böyle acayip ortaya çıkmış durumda. Şimdi kolay kısmına geçiyoruz. Kızınız 15 yaşında. 16 artık, evet. Ben yine de geleneksel tarzımı koruyarak gece konuşmasıyla birlikte fotoğraf çalışması öneriyorum. Yani daha önce onun düşüğünü ona anlatmış mıydınız? Alerjik hastanız için. Hocam, ben dediğim gibi düşeye çalışmamıştım. Ben bambaşka bir şey zannederek ona çalışmıştım. Tamam. Başka bir mayın temizler misiniz? Önemli. Çok kıymetli. Nasıl çalışacaksınız? Gece konuşun. Gündüz de uygun bir vakitte aynısını fotoğrafa anlatın. Biraz belki sizin zamanınızı alacak ama inanın ki ilk başta yaralar artarsa da panik yapmayın. Olur mu? Biz beyin ödem göndererek iyileştiriyor. Ve ben sizden iyi haber alacağımı ve burada paylaşacağımıza da inanıyorum. Beyin ödem gönderdiği zaman panik yapıp bırakmayın. Yok, Tabii ki evet, tıbbi bırakmadım. prosedürü hiçbir katılımcıya ilaç bırakın, doktoru bırakın asla demiyoruz. Orayı bedeni yok saymıyoruz. Tıbbi prosedürü devam ettirirken bunları yapın. Gece uykuya daldı. Birinci madde. Bir saat geçsin. Hatta olabiliyorsa sabaha karşı. 15 yaşta şimdi REM uykusu dediğimiz uykuya 15 yaş civarında sabaha karşı giriyor çocuklar. 7, 8, 9, 10 yaşa kadar uyuduktan bir saat sonra REM uykusuna giriyor. Nedir REM uykusu? Böyle göz kapaklarının hafif aralandığı
ve bilinçaltı kapılarının açıldığı yerdir. Biz orayı yakalamaya çalışıyoruz. 15 yaşta daha çok sabaha karşı olduğu için olabiliyorsa böyle hani diyelim ki sahur vakti kalkıyorsanız o saatte konuşabilirsiniz. Süper bir saat. Ve enerji alanının daha açık olduğu bir saat. Yavrucuğum sen sana hamile kalmadan 4 ay önce benim bir düşüğüm oldu. Ve ben bugün anladım ki aslında sen yassı bir rahme doğmuşsun. Şöyle şöyle bir olay yaşadık. Sonra düşük olduğunda çok üzüldüm, ağladım, panik yaptım. Bir daha anne olamayacağım sandım. Kendimi suçladım. Bunlar yapılacak. İkinci madde. Sonra omurgasını boşaltıyorsunuz. Biliyorsunuz nasıl yapılacak. Biliyorum. Evet, İkinci biliyorum. madde. İlk doğduğunuzda seni kucağıma aldığımda o kadar rahatladım, o kadar rahatladım ki seni kaybedeceğim diye çok korkmuştum. O anda yaşadığım rahatlamanın, sana başka bir şey kodladığını yeni fark ettim. Bunun için senden bütün kalbimle özür diliyorum. Lütfen beni affet. Seni çok seviyorum. İyi ki bizim hayatımızdasın. Teşekkür ediyorum beni seçtiğin için. Sana elimden geldiğince çok güzel bir hayat sunmaya niyetlendim. Fakat o sırada fark ettim ki istemeden sana o şükretme haliyle tamir fazında bir hastalık hediye etmişim istemeden. Bunun için özür diliyorum. Evet. Yine aynı şekilde hamilelik boyunca yaşadığım bütün kaygıları, elim karnımda gezdiği her günü, hareket edip etmenin kontrol ettiğim her günün negatif etkisini boynundan, omurgandan, sırtından, göğsünden boşaltıyorum şeklinde. Üçüncü madde bahsettiğim çatışmalar, öfke, Evet. eşle yaşadığınız en büyük çatışmayı anlatın. Biz şunları yaşadık ama sonradan çözdük. Sonra dişil çatışmayı da anlatın. Ama bunları yapmadan önce hayatınızda çok büyük bir yasınız var mı? O döneme mi ait? Hayır, Yani. hayatınızda, bütün hayatınızda. Bakın, gözlerinizi yaşartan, sizi ağlatan, sizi bunalıma sokan his düşündüğünüzde bir yasınız, kaybınız varsa orası enerji alanınıza zedeler. Önce onu temizleyin. Onun için soruyorum. Var, babamı kaybettim 2 sene kadar önce. Covid'den kaybettim. Ve yani hala aşabildiğim bir şey değil. Ani mi oldu babanızın kaybı? Evet, gayet sağlıklı biriydi. 63 yaşındaydı. Covid oldu ve yani Evet. gitti. Başınız sağ olsun. Bakın yas Teşekkür ederim. sonlandırmaya yapın. Yas sonlandırmaya. Siz bir yol almışsınız ama ben size diyorum ki çok daha iyisini yapabilirsiniz. Hani yas sonlandırma yaptıktan sonra 2-3 defa sonra çalışmaları yaparsanız çok daha hızlı yol alırsınız. Ve söylediğim noktalardan büyük ihtimalle sonuç alacaksınız. Hayır, sabaha karşı konuştunuz, gündüz de fotoğrafa konuşun. Tamam. 21 Omurga gün boşalt. yapacağım. 21 gün fotoğraf, gece konuşması, yani sabaha karşı 2 hafta yapabilirsiniz. Eş güdümlü yapın. Bir şey sorabilir miyim? Eğer Tabii vaktimden bir almayacaksa. cümle sadece ekleyeceğim. Bu çalışma başladığı zaman özellikle deri hastalıklarında artış olur. Tamam mı? Orada panik yapmıyorsunuz. Bütün annelere Tamam. söylüyorum. Bütün annelere söylüyorum. Evet. 2-3 gün sonra bir kaşıntı artabilir. Ya ben ne yaptım? Daha kötü oldu diye panik yapma. Bunlar iyi haberler. Yok Bunlar iyi hocam, ben haberler. zaten sizin sıkı takipçinizim. Bunları bildiğim için kızımda Diğer alerjisine çalışırken de öyle olmuştu. Elhamdülillah rahatlamıştım. Ben iyi hissetmiştim yani bunlar oluyor diye. Tamam. Diğer katılımcılara da söylüyorum. Yani bunlar iyi haberler. Burada panik yapmayın. Gerçekten orada iyi bir sonuç gelecektir. Ve düzenli yapmaya çalışın. Tamam. Gece sabaha karşı konuşma yaptığınızda temas etmeyin. Temas yok. Çocuğa temas Tamam. estik mi kapılar kapanıyor. Tamam. Öyle mi? Tamam hocam, dikkat edeceğim. Buyurun, Sorum buyurun. da şu. Ben her iki doğumumu da suni sancı ile yaptım. 40 hafta biri, 41 hafta biri bekledik. Artık hani suyu bitmeye başladığı için suni sancı vermeleri gerekti. Her iki kızımı da normal doğum ama suni sancı ile dünyaya getirdim. Ve sizin bir konuşmanızda neden doğmak istemiyor diye bir cümle geçmişti bir başka hanımla konuşurken. Suni sancı ile doğdu, neden doğmak istemedi? Böyle bir soru işareti olarak kaldı aklımda ama sonra hiç ona denk gelmedim tekrar. Bunu sormak istiyorum. Her iki kızım da, hatta ablam 3 çocuk dünyaya getirdi. Onlarınki de hep suni sancıyla doğuyorlar hocam. Haftalarını tamamlıyorlar ama doğuma başlamıyor yani, doğmak istemiyorlar. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi büyük başlık olarak üst soylarda savaş göç anısı var mı diye Var. sormak zorundayız. Var. Buralar alt soylara kodlanıyor. Dünyaya çocuk getirmenin tehlikeli bir şey olduğunu düşünen bir annenin kodu alt soylara kadar yansıyor. Ha, burası temizlenmeli mi?
bütün her şeyi hastalıklarla ilgili çalıştıktan sonra belki bir konuşmada anlatabilir. Senin üst soylara ait bu çatışmandan seni özgürleştiriyorum şeklinde. Fakat genellikle eğer bir ailede mesela anne tarafında hep geç doğum oldu diyorsanız anne tarafının savaş anısı olabilir. Atalarının Baba göç anısı olabilir. tarafında var hocam. Baba tarafında Kırım'dan göç etmişler. Hayır, Orada anne derken yani şimdi sizin hayatınızdaki anne veya baba, eşinizin hayatındaki anne ve baba anlamında diyorum. Anne tarafı dediğim sizin anneniz veya babanız. Eşinizin annesi veya babası. O anlamda anne anladım. tarafı diyorum. Buradan aktarılan hayatın tehlikeli bir yer olduğu kodu çocuğa alt 3-4 soya kadar ilerliyor. Biz buralara bazı hastalıklarda bakıyoruz. İşte çölyakta bakıyoruz, glütende bakıyoruz, tip 1 diyabette bakıyoruz. Ama çocuğun hayatında bir geç doğmak istememe varsa bir de nereye bakıyoruz? Annenin doğumla ilgili yani hamilelikle ilgili pişman olduğu bir yer var mı? Hatta bazen ters döner, rahimde ters döner bebek. Anne hamile kalır, istenen bir bebekte bir çatışma yaşanır evde. Keşke hamile kalmasaydım dediği anda çocuk gelmek istemez. Tabii ki burası duygusal çatışma. Tıbbi olarak başka Evet. açıklamaları mutlaka vardır ve ben her seferinde açıklamak zorundayım arkadaşlar. Doktorunuz ne diyor? Diyorsa o ama buraya da bakın. Hani Evet. sonradan suçlamalara maruz kalıyorum. İşte ben sizin yüzünüzden doktora gitmedim sonra şey oldu. Hayır efendim ben doktor kontrolü ilaç reddetmiyorum. Bazı ilaçları reddediyorum. Evet bir ilaç endüstrisi olduğunu görmeyen var mı bilmiyorum artık. Bir ilaç endüstrisi var. Silah endüstrisi gibi bir şey. Ama tabii ki tıp bilimine saygımız hala sonsuz. Biraz Evet. eksik bakıyor diye düşünüyorum. Buraya da bakın diyorum sadece. Evet. Çok mu önemli? Bence daha sonra halledilecek bir şey. Şu anda acil durum Öyle öyle. öbüründesiniz. Zaten hocam şimdiden sonra tekrar bir çocuk daha düşünüyor değilim ama bunu hani ben bileyim hem burada konuşulsun istediğim için İyi sormak yaptınız. İyi istedim. yaptınız. Bir konu açarken 5-6 konu etrafında dolaşmak her zaman daha faydalı oluyor ve genelde mesela siz bir videonuzda şunu duymuştum dediğinizde bir başka kişi de buradaki bir konuşmadan bir şey alabiliyor. Ben de bu yüzden herkese konuşurken bütün ayrıntılardan bahsediyorum. Birçok kişiye Evet. faydalı olsun diye. Evet, Esra Hanımcığım, evet. güzel haberlerinizi bekleyeceğiz. Teşekkür ederim hocam. Yayına katılmak da Şükür. benim için çok büyük mutluluk. Uzun zamandır bekliyordum bu anı. Ne güzel, ne güzel. Teşekkür ederim. Umarım tekrar başarı haberiyle tekrar bağlanırım. Umarım, umarım, eminim hatta. Konya Teşekkürler. sevgiler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kendi fotoğrafımıza çalışacağız. Bir tane de başarısızlık istiyorum. Çalışıp başaramayanlar. Şimdi aslında hem başarı hem başarısızlık konuştuk. İyi bir şey. Öğrenmenin, ilerlemenin tek yolu bu. Tıptan bahsediyoruz arkadaşlar. %100 başarı yok. Yani bugün adamı cerrah, kalp cerrahı ameliyat ediyor. Bir hafta sonra kalp krizi geçiriyor, ölüyor. Hiçbir şekilde tıpta garanti yok ama yüzdelikler var. Yani burada da o yüzdelikleri de paylaşmış oluyoruz. Açık söyleyeyim, bu canlı yayınlar benim için inanılmaz müthiş öğretici canlı yayınlar. Çünkü ben verilerimi daha çok bu canlı yayınlardan alıyorum. Nerede başaramadık, nerede başardık? Bununla ilgili her şeyi harmanlıyoruz. Ben de sizinle birlikte öğreniyorum. Ama biraz şanslıyım ki çok fazla veri var elimde. Canan Hanım, başarısızlığınıza bakalım. Başarısızlık ismi yerine mayını bulamadım diye de düşünebilirsin. Doğru mayını bulamadım veya doğru yere bakalım. Başarısızlık bir çok çok negatif bir şey. Canan Hanım ben size davet gönderdim. Katılabilirseniz buyurun. Hoş geldiniz. Canan Hanım yayındayız. Ay inanmıyorum. Niye? Ama siz davet gönderdiniz niye inanmıyorsunuz? Evet hocam çok uğraşıyorum. Teknolojiye mi inanmıyorsunuz? Buradan görünüyor sizin davetiniz. Hoş geldiniz. Ay çok heyecanlandım hocam. Nereden katıldığınızı sorabilir miyim? Zorlu'da. Çorlu. Allah gitti. Teknolojiye mi güvenmiyorsunuz dedim. Bağlantı gitti. Umarım bağlantınız düzelir. Umarım çok istiyorum sizinle konuşmayı. Arkadaşlar benim bağlantım burada mı? Hemen yorumları açıyorum. Ben burada mıyım arkadaşlar? Hocam, geliyor musun sen? Canım geliyor da biraz daha iyi bir yere geçme şansınız varsa bölünmesini istiyorum. Olabiliyor mu? Hani bağlantı biraz zayıf gibi. Bağlantı aslında buradan en iyi çeken Evet. yer burası hocam. Tamam çok iyiyiz. Devam edelim. Hoş geldiniz. Çorlu dediniz değil mi? Çorlu. Evet. Tekirdağ Evet. Çorlu. Evet. Evet. Çorlu'ya sevgiler. Hocam Çorlu.
hemen ben anlatayım çünkü hemen anlatayım, şey işteyim ya. Peki efendim, kızım, sizi meşgul etmeyelim, buyurun. Kızım 15 yaşında, omuriliğinde eğrilik çıktı. Skalyoz röntgeni çektirdik. Çok üzüldüm hocam. Egzersiz verdi doktor. Sadece dedi egzersizle geçecek bu dedi. Başka bunun ilacı falan yok dedi. Ve kızımın sırt ağrısı çok fazla var hocam. Çok sırtları ağrıyor. 11 yaşında mı? 11 yaşında mı? 15. 15. İlk evet. defa skolyozu ne zaman fark ettiniz? Kızımın ağrıları hemen hemen 3-4 aydır var ama yeni fark ettik. Yani röntgeni 2 hafta önce falan çektirdik. Muhtemelen küçüklüğünde de vardı. Muhtemelen küçükken de vardı. Skolyoz bir anda çıkmaz. Ama şöyle bir size birkaç soru soracağım. Tamam mı? Yalnız burada tamam. 2000 kişiyiz. Ona göre cevap verin. Tamam. Yayını kesemem. Yani cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben başlık söyleyeceğim. Önemli değil. Proje amaçlı önemli biliyor musunuz Canan Hanım? Proje evet biliyorum. Sıkı takipçininizim. Tamam. Bütün herkese anlatabilmişsem de mutlu bana. Proje amaç döneminde ayrılmayı düşündünüz mü? Şöyle hocam, ayrılmayı düşünmedim de hamileyken eşimle bayağı büyük bir tartışma yaşadım. Bakın, ayrılmayı düşünmek sadece aile mahkemesine gidip dilekçe vermek demek değildir. Evet. Yok. Evet, öyle olmadı ama bayağı büyük bir tartışma yaşadık. Burası skolyozu çok ilgilendiriyor. Neden? Hemen açıklayayım. Çocuk ilk 7 sene doğduğu andan 7 yaşına kadar ne anneden ne babadan ayrılabilir. Her ne kadar anneye daha düşkün de olsa evil tarafa doğru da eğilir, dişil tarafa da doğru eğilir. Ve doğduktan sonraki 7 sene içinde aile içinde büyük tartışmalar oldu mu? Sizin suçunuz değil bu. Fakat bu bir kod. Hani şunu lütfen düşünmeyin. Eyvah benim yüzümden çocuğum hasta oldu. Değil bu. Siz de kodlarla dünyaya geldiniz. Hatta sizin annenizin babanızın çatışması bile çocuğunuza kodlandı. O yüzden oradan bakacağız. Çocuk 7 yaşına gelene kadar aile içinde çok büyük çatışmalar, kavgalar oldu mu? Tamam. Evet. Bunu sorduğum için özür dilerim. Sizi suçlu hissettirmek tamam. değil. Suç yok, suçlu yok, kurban yok. Hepimiz hayatımızda istemeden bazı şeylerin ortasına düşüyoruz. Bunu bilemezdiniz. Bunu kimse bilemezdi ve bu tek direksiyonlu bir şey değil. Sonuçta iki kişinin çatışmasından bir kişi sorumlu olmuyor. Ama lütfen... Bir şey soracağım. Mesela benimle kaynanam arasındaki de çatışma da çocuğu etkiler mi? Kaynana ne demek? Baba demek. Yani siz kaynananızla çatıştığınızda eşiniz gelip aferin iyi yaptın demiyor size genellikle. Bir savaş tarafı oluyorsunuz. Savaşta bir cephe oluyorsunuz. Burası önemli bir madde. Lütfen bunu bir madde olarak not al. İkinci maddeyi söyleyeyim. Tamam. Skolyozda taciz de çok görürüz. Ve çocuklarımızın tacize uğrayıp uğramadığını çoğunlukla bilmeyiz. Öyle bir şey yok diye biliyorum yani ama. Yani anneler genelde bilmeyebiliyor. Ben var demiyorum fakat burayı nasıl bulabilirsiniz? Çocuğunuz sizinle iletişimi iyi olan bir çocuksa, değil mi? Peki, şöyle diyelim. Büyük ailelerde böyle yatılı misafirliğe gidilen, gelinen büyük ailelerde genelde oluyor. Ve kız çocukları çoğu zaman söylemiyor. Tamam. Nasıl anlatabilirim hocam? Şöyle anlatabilirsiniz. Yavrucuğum, bir tane adam var. Instagram'da sabahları yayın yapıyor. Sakallı bir adam. Skolyozla ilgili bazen şuraya da bakın diyor. Sende böyle bir şey varsa bunu söylemen senin işte skolyozun iyileşmesine yardımcı olabilir gibi anlatabilirsiniz mesela. Evet. Anne saçmalama da diyebilir size. Ağrılarım var. Evet, bak. Geçmesi için anlatabilir inşallah. Varsa öyle bir ağrılarla şey. Ağrılarla ilgili dün bir çalışma yaptık. Çok kıymetli. Bakın hatta omurgası... İşteydim ya, o yüzden yapamadım. YouTube'a tekten attım. Yaptım. Anlatacağım. YouTube'da izleyebilirsiniz. Dün bir hanımefendinin omurgası ağrıyordu. Çok güzel bir rahatlama oldu. Ama ağrıyı kesmek yetmiyor. Sebebi bulmak. Şimdi skolyoz. Devam ediyorum ben yine. Çocuğunuzdan bu bilgiyi alırsanız çok kıymetli. Varsa olmayabilir. 3.
hamilelik döneminde, proje amaç döneminde çok büyük kıyaslanma yaşayan ebeveyn kimdi? Başkalarıyla kıyaslanma yaşayan. Yani bak, herkesin işte işi çok güzel, sen niye beceremedin? Eşiniz de olabilir, siz de olabilir. Ebeveyn. Sizden kızını bahsediyorum, değil mi? Sizden bahsediyorum. Siz ve eşiniz. Kıyaslanma. Mesela Çorlu'da olmuyordur da Güneydoğu'da şöyle olur. Kadın evlenir, hamile kalamaz bir yıl. Bastırırlar. Herkes hamile kaldı, sen kalamadın, sende bir gariplik var falan. Hani suçmuş gibi. Bunu soru işareti olarak bırakalım. Yine kayıttan izlersiniz. Skolyozun en önemli 3 kodu budur. Genellikle anne baba çatışması çıkar, taciz çıkar. Daha az olarak kıyaslanma çıkar. Ama onun dışında sizin kendi hayatınızda annenin bir tacizi varsa o da kodlanabilir. Bu başlıkları ben bırakayım. Onlar sizin için kıymetli olacaktır. Ne yapacağız? Çocuğunuz 15 mi dediniz yaşı? Bugün 5. De hep 15 yaş anneleri arıyor. Peki efendim. 15 yaşındaysa çocuğunuz, az önceki hanımefendiye söylediğim gibi bir sabaha karşı konuşması ve gündüz fotoğraf ve destekleme yapabilirsiniz ve omurga boşaltarak. Skolyoz direkt omurgayı ilgilendiren bir şey olduğu için omurgayı boşaltmanız tabii ki çok kıymetli. Maddeleri sayıyorum. Eş çatışması varsa, taciz onda veya sizde varsa, üçüncü madde olarak da kıyaslanma yaşayan ebeveyn kimdi? Veya hatta şunu ekleyelim. Çocuk okul hayatında başkalarıyla çok fazla kıyaslandı mı? Başarı konusunda. Evet, çok kıyasladık. Lütfen bunun için kendinizi suçlu hissetmeyin. Bizi de kıyasladılar. Ben sürekli hani ben kodlamadım diye benim annem beni kıyaslamadı değil. Burayı dilemezdik. Biz daha iyi olsun diye yapıyoruz. Burayı da ekleyip çocuğa anlatın. 15 gün sabaha karşı konuşması. Eş zamanla gündüz fotoğraf çalışması. O 21 güne tamamlayacağız fotoğrafı. Tamam. Hocam bir de benim çocuğum da çok hiç okula gitmek istemiyor hocam. Hem aynı çocuktan mı bahsediyorsun? Bir tane var zaten hocam. Bir tane kızım var. Hiç okula gitmek istemiyor orada hocam. Orada doğum ve hastane anıları, doktor anıları. Ama önce skolyozla uğraşalım. Olur mu? Evet. İkisini beraber çalışmayın. Ama hocam bu da çok üzüyor beni. Mesela hemen bir kırgınlık olsun vücuduna. Anne ben okula gitmeyeceğim. Tamam. Hiç okula gitmek istemiyor. Başlık olarak şunu söyleyeyim. Doğum sırasında hastanede ters giden bir şey oldu mu? Hamilelikle ilgili kötü haberi aldınız bir an oldu mu? Böyle bir şey oldu hocam. Ben hamileymişim. Sonradan öğrendim. 5 haftalıkken öğrendim. O arada ilaç kullandım. İğne vuruldum. Ben hastaneye gittim. Hamile olduğumu öğrendim. Bana dediler ki çocuğunuzu aldıracağız. Ben o arada tamam. Yıkıldım. Bir tanesi bu. Evet. Bir de hani 9 ay boyunca ben hep sürekli Çorlu'dan İstanbul'a taşındım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. O sırada sizinle muhatap olan doktor, hemşire veya ekip içinde ters davranan oldu mu size? Hani hocam her günlerde değişik doktorlar ben çok stresliydim o zaman. Hep düşünüyordum. Tamam, bunu önemsiyoruz. Acaba kızınız işte dediler kulağı büyük olacak, eli büyük olacak. Kuyruğu olacak. Çok korkuttular ki beni hocam. Tamam, bakın şöyle şimdi ama ben yine dağıldım. O anınızı not ettik. 2, ters davranan oldu mu? Doğum sırasında olabilir. İstediğiniz yerde mi doğum yaptınız? Hastane koşulları. Ya okul demek hastane demektir. Size onu bırakacağım sadece. Ve şimdi lütfen kafanızı yormayın. Bir sürü videomda anlattığım bir şey bu. Kızınıza özel o bilgileri alacaksınız. Ama şimdi lütfen skolyoz öncelikle, tamam mı? Hiç oraya kafa yormayın. Bir taşla 3 kuş vurabilirsiniz. Bir bakarsınız okul sorununu da halletmişsiniz. Şu başlığı lütfen unutmayın okul için. Hastaneyle ilgili bütün kötü anılar, doktorla ilgili bütün kötü anılar çocuğu okuldan soğutur. Bunu unutmayın, olur mu? Allah Allah, hastaneyle ilgili şöyle kötü anım yok ama. Çıkar. Ben çok şahit oldum. Çıkar. Sonradan çıkar. Başlığı bir kafanıza yazın. İnşallah. Kafayı da skolyoza daha çok yoralım. O bir süre sonra çıkacak. Tamam. Hocam bir şey daha soracağım ama. Hani iş yerinde aceleniz vardı. Ben acele anlatıyorum. Bak, size işinizde yazın. Peki hocam, ben küçüklüğümden beri sedef hastalığım var benim. İlk önce sadece şu kulaklarımda çıktı ama sonra hep büyüdü. Doğuştan var mı? Doğuştan değil hocam.
Kaç yaşınızda? 3-4 yaşlarındayken çıktı. Soru sor hep dirseklerim, bu bacaklarım. Sizin de anneniz babanız çatışmalı. Evet. Ondan Evet. Kaynaklı yani. Sedef. Yani küçük 2-3-4 yaş. Peki ben buna ne çalışabilirim hocam? Nasıl çalışacağım? Bu kitap aldım ben ama anlayamadım. Kamp ateşiyle proje amaç dönemindeki size aktarılan anne baba çatışmasına çalışabilirsiniz. Çünkü muhtemelen anneniz babanız proje amaç döneminde de çatışma içindeydi. Bir de üst soylarda yanarak yaralanma veya yanarak ölme anısı var mı diye bakacaksınız Sedef'te. Yanarak yaralanma üst soylarda. Evet yani dede, anneanne, babaanne onlarda. Fakat genellikle anne baba çatışmasıyla dünyaya gelen çocukta Sedef görülüyor. Çocuğun hatırına devam edilen evliliklerde egzama ve sedef görülebilir ama bunun çalışmasını şu an değil başka bir gün anlatacağız. Çünkü bu daha önce de anlattığımız bir konu, şu an size başlık bırakacağım, olur mu? Hı hı. Zaten tamam. Ayrıntılı kamp ateşi benim kitaplarımda da videolarımda da görebilirsiniz. Hı hı. Tamam canım. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Söyleyeyim. Allah razı olsun. Sizden de sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aldım yayından. Evet arkadaşlar, fotoğraflarınızı hazırlayın. Lütfen fotoğraflarınızı hazırlayın. Yorumları kapatacağım. Fotoğraflarınıza ne anlatacaksınız efendim? Kendinizle. Eğer bir çalışma yapıyorsanız o çalışmayı öncelikle sonlandırana kadar bekleyin. 21 gün ritüeli. Yeni katılanlara hemen bir açıklama. Eğitimlerde artık kullanıyoruz. Yarın eğitimimiz var. Bayramdan sonraya kadar eğitim yapmayacağım. Son eğitimimiz yarın. Kontenjan doldu sanıyorum. Bilmiyorum, asistanım bana bilgi bugün verecek. 2 günlük A'dan Z'ye hastalıklar eğitimimiz olacak yarın, öbür gün. Sonra bir sonraki pazar günü de birebir herkesin hayatındaki karşılıklarını bulmaya çalışacağız. Şimdi fotoğraf demek ne demektir? Bir fotoğrafa baktığınızda orada aynaya bakınca göremeyeceğiniz bir enerji olanını fotoğrafta görürsünüz. Neden aynada görmeyiz? Çünkü ayna bir yansıtma. Fotoğrafta yansıtma yok. Fotoğraf birebir bedenin kodlarını enerji alanı olarak size gösterir. Aynaya bakarak çalışabilir miyim? Hayır, çalışamazsınız. Ekrana bakarak çalışabilirsiniz ama ekrandaki fotoğrafa bakabilirsiniz. Bir yansıtmanıza bakarak değil, videonuza bakarak değil. Kendi fotoğrafınızı mümkünse alın. Fotoğraflar alınana kadar çok az bekleyelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Kendi hayatımızda bir tık yukarıya çıkabileceğimiz bir çalışma öğreteceğim size. Aslında enerji alanımızı temizleyeceğiz. Kendimizi affedeceğiz. Kendimizden özür dileyeceğiz. Love, love bir. Mucize deyince elim gidiyor. Bir merak ettim bakayım. Love, love, love bir. Buyurun aldım sizi. Mucize dediğiniz için aldım. Vallahi anahtar kelimeyi yakaladınız. Günaydın. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Beni tanıdınız mı? Sağ olun hocam. Beni evet, tanıdınız mı? Azerbaycan. Evet. Ve isminizden evet, hatırladım. Nasılsınız? Bersi. Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar, hayırlı cumalar. Size de isminiz neydi? Beste. Beste, evet. Beste. Beste, ha şimdi hatırladım. Evet, evet. Evet. Hoş geldiniz. Size de hayırlı zamanlar. Evet hocam. Hocam benim size bir iyileşmem var. Çok mucizeli. Gerçekten bir mucizeli. Siz Noyabr'da baba helalleşmesi demosu yapmıştınız. Orada ben babamla 21 gün helalleşme yaptım. Orada ben hemen Arefelerde boynumda, onurgamda grija var idi. 3 tane. Fıtık. Evet. Evet hocam. Sait. Sait Bey, çocuğa bakar mısınız lütfen? Evet. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bize izin verir misin? Aha. Adı ne çocuğun? Murat. Murat. Bize bir dakika izin verir misin? Teşekkür ediyorum. Bir dakika bizi dinle. Çok önemli bir şey anlatıyor anne. Teşekkürler. Evet hocam. Ben hemen Arefelerde bu bebe helalleşmemizden evvel ya bil ki benim belim ağrıyordu. Sağ elimi başı umuyetçe kaldırabilmirdim. Bel mi, boyun mu? Bel mi, boyun mu? Üç yerde hocam. Boyunda, belinin ortasında bir de laf aşağı istedi. Fıtık vardı 3 tane. Evet. Evet hocam. Bir de skalyoza meyilliliği hocam. Burada doktorlar için tamam mı? Sait. Evet hocam.
Orada skalyozda meyillilik vardı. Ona da bana çoklu iğneler, dermanlar yazdılar. Çok. Bir cığalda vererek bir paket iğne, derman, reçete yazdılar. Ki bunu eləməlisən, yoxsa yatağa düşə bilərsən. Ben baba helalleşmesi yaptım 21 gün. Babam orada hastalandı. Her gün konuşuyorum babam. Dayanamıyorum, nefes alamıyorum. Karnımın içi ağrıyor. Eyvah. Dört tane dişini kaybetti ağrıdan. Bizim yüzümüzden mi? Hemen evet, dişlerini hocam. Yapalım. Hemen bizi kimliğe yönlendirin, yapalım dişlerini. Babama söylemedim onunla helalleşme yaptığımı ama anneme söylemiştim. Dedim ki babamda bir değişiklik olursa bana söylersen. Her defa da konuşanda babam ağrıyor, babam yatıyor. Çok korkurdum ama devam edirdim. Kendim hocam gerçekten kolum zadım ne iğne vurdurdum ne hiçbir şey. Sağaldı kolum zadı rahat. Ne boynum ağrıyor ne belim ağrıyor. Süper. Müthiş. Bir... Evet. Peki ne kadar süre oldu? Evet. Hocam neredeyse Noyabr'dan beri de 2 aydır. 2 aydır. Hiç ağrı olmuyorsa... Evet, bence 2-3 ay önce. 3 ay. 1 ay sonra falan bir MR çektirin. Çok güzel, çok çok güzel. Ağrıların kesilmesi zaten bende de kendi boyun fıtığımı da çözdüğüm için biliyorum. Hemen MR'da görünmediği için 1 ay daha bekleyin, MR çektirin. Ağrıların geçmesi zaten başlı başına bir mucize, onu söyleyeyim. Evet hocam, gerçekten benim için çok mucize. Kolumu kaldırabilmirdim. Bir şey yukarıdan alabilmirdim. Boynum ağrıyordu, kolum ağrıyordu. Nefes alabilmiyordum. Babanız şimdi nasıl hocam, bu arada? Biz... Babanızı hasta ettiniz orada yalnız. Onu anlayamadım. Evet. Şimdi annem ablamla sohbet edildi. Deyip ki kardeşin ne yaptıysa babam çok sakinlenmiş. Ne yaptı bilmiyorum. Ama dişlerini kaybetti babanız. Evet. 4 dişini buradan. Tamam, 4 dişini. Bizim ona 4 diş borcumuz olsun. O zaman ben ona dişlerini yapayım o zaman. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, çok kıymetli. Ve izninizle paylaşacağım bir dönem. Beste Hanım. Azerbaycan'a sevgiler, şimdi bir çalışma yapacağız. Yine fotoğraf. Evet. Bu sefer kendimizle. O yüzden kısa tutuyorum. Mucize dediğiniz için araya aldım ama çok kıymetli. Çok sağ olun bu paylaşım için. Teşekkür ederim. Taktınız bize. Sevgiler. Azerbaycan sevgiler. Sağ olun. Sağ olun hocam. Ben alıyorum sizi yayından izninizle. Sağ olun hocam. Fotoğraflar hazır mı arkadaşlar? Sıkılmayın hemen canım, yani bilgi bilgidir. Evet, boyun ve bel fıtığı deyip geçmeyin, ameliyatlarla bile düzelmiyor. Bunu ayrı bir gün konuşacağız. Baba ve anne yüzleşmesi yaparak 300 tane sendromundan kurtulabilirsiniz. Yani sağlıklı bir şekilde yaptığınızda, ama babası dişlerini kaybetmiş, ben oraya takıldım. Ne yapmış, dişlerini sıkmış. Acaba sallanıyordu da mı gitti? Vallahi suçluluk hissettim yani. Evet, fotoğrafınızı alın arkadaşlar. Kaç yaş olduğu hiç önemli değil. Hiçbir kıymeti yok. Yeter ki sizin fotoğrafınız olsun. Ekran fotoğrafı da olur. Kart fotoğrafı da olur. Hayal gücü güçlü olanlar zihninde de bir fotoğraf canlandırabilirler. Neden kendimize konuşuyoruz? Benim bir şeyim yok, ben niye kendime konuşuyorum demeyin. Hayatınızda takıldığınız, ayağınızın takıldığı yerler olabilir. Bazen hayatı sevmeyebilirsiniz. Bazen yalnızlık çukuruna düşebilirsiniz. Bıçak sırtı yalnızlığa dayanamayabilir ve saçma sapan ilişkilere kalkabilirsiniz. Sevmediğiniz insanlarla zaman geçirmeye başlamış olabilirsiniz. Yaptığınız işten nefret eder hale gelmiş olabilirsiniz. Hayatın içinde yaşamaktan yorulmuş olabilirsiniz. Bütün bunlarda mesela bir cenaze ritüelimiz var. Onu yapmıyorum, depremden beri yapmıyorum. Çünkü ben hazır değilim. Ama bir de fotoğraf çalışmamız var ki hayatın ilham verici tarafına sizi tekrar çekecek bir çalışmadır. Çünkü biz zaten geçici bir hayatın içindeyiz. Sonsuz bir hayat yaşamıyoruz. Bugün bizim sizinle son konuşmamız olabilir. Allah korusun demeyin, bilmiyoruz. Allah korusun, Allah hepinize uzun ömür versin. Tabii ki ben de yaşam deneyimi yaşamak isterim. Ama bir kişiyle, kapıdan çıkan bir kişiyle belki de son dünya gözüyle son görüşmeniz olabilir. Bilmiyoruz. Fakat bu deneyimi daha güzel yaşayabilmek için bazı anahtarlarınız var. Bir tanesi kendi fotoğrafınıza çalışmak. Çok kısa, çok rahat, çok basit. 21 gün yapın, tavsiye ederim. Ve uzun bir süre kendi enerjinize inanamayacaksınız. Kendi içsel enerjinizin ne kadar yüksek olduğuna inanamayacaksınız. Çünkü evren bize bu gücü verdi. Her biriniz ayrı bir mucizesiniz. Siz mucize varlıklar olarak dünyadasınız.
Kiminiz farkında, kiminiz değil. Ben bu farkındalığı hatırlatmak için buradayım. Benim ekstra bir gücüm yok. Sizden ekstra bir zekam da yok. Ekstra bir enerjim de yok. Sadece bunu hatırlayanlar, bilenler ve bilmeyenler var. Bunun kıymetini bilin diye buradayım. Fotoğrafınızı aldınız efendim. Kendi göz bebeklerinizin içine bakabilirsiniz. Ve etrafınızda şeffaf, sarı renk şeffaf bir enerji alanı varmış gibi göz bebeklerinize bakın. Ve bir süre fotoğrafınıza baktığınız zaman zihninizde canlanan anılara bir bakın bakalım. Bazı anılar canlanacak, bazı anlar canlanacak. Çünkü bu bedenle siz muhataptınız. Bu enerji yüzyıllar öncesinden geldi, yüzyıllar sonrasına taşınacak. Bu beden kısa bir süreli deneyim için burada. Ve başlayın konuşmaya. 2023 yılı Mart ayında anladım ki ben çoğu yerde kendi enerji bedenimi yok saymışım. Küçüklüğümden beri bu kendinize özel senaryoyu lütfen oluşturun. Küçüklüğümden beri işte annemin sevgisini kazanmak için fazlasıyla çabalamışım. Okulda alkışlanmak için daha çok ders çalışmışım. Arkadaşlarım arasında sevilmek için istemediğim halde onlarla bazı davranışlara susmuşum. Bazı hakaretlere susmak zorunda kalmışım. Ve bugün fark ettim ki ben enerji bedenimi yok saymışım. Ve bugün kendi nefesime, kendi enerji bedenime dönmeye niyet ediyorum. Başıma ne gelirse gelsin, ben kendi nefesimle yaşamayı seçiyorum. Ve kendime ihanet etmeyi bugün burada bırakıyorum. Evet, hepimizin kendimize ihanet ettiği bir yer olabilir. Öfkelerimle, korkularımla, arada kalmışlıklarımla, sıkışmışlıklarımla, gerginliklerimle baş edemediğim yerlerde kendimi yok saydığımı yeni fark ettim. Ben evrenin çok kıymetli bir parçası olarak dünyaya geldiğimi yeni fark ettim. Ve kendimden, kendimi reddettiğim her an için özür diliyorum. Kendimi reddettiğim her olay için, kendimi yok saydığım, kendimi değersiz saydığım her an için kendimden özür diliyorum. Çünkü benim değerimi Tanrı zaten belirledi. Benim değerimi belirleyecek hiçbir insan yok yeryüzünde. Ne eşim, ne annem, ne babam, ne kardeşlerim, ne çocuklarım bu değeri asla belirleyemezler. Bu değeri bana Tanrı zaten verdi. Ve ben bir elmas parçası olarak dünyaya geldiğimi şimdi tekrar hatırlıyorum. Tanrı'nın beni sevdiğini biliyorum. Bana bu yaşam hakkını veren Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Ve kendimi özür diliyorum. Kendi nefesime ihanet ettiğim her an için kendimden özür diliyorum. Ve kendime bir söz veriyorum. Bana verilmiş bu ruha, bu nefese bir daha ihanet etmeyeceğime dair kendime söz veriyorum. Başıma ne gelecek olursa olsun. Yalnızlığımdan, korkularımdan, öfkemden kaynaklı kendimi reddettiğim her anın özrünü kendimden biliyorum. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki. Bu dünyada yapayalnız kalma korkumu çuvalımdan çıkarıp ateşe atıyorum. Ve iyice yanmasını izliyorum. Küle dönüşmesini izliyorum. Sizi hayattan koparan en büyük korku yalnızlık korkusudur. Bazı insanlar evin içinde bir saat bile yalnız kalamazlar. Birçok ilişkiyi bu yüzden idare eden insanlar var. İnanın yalnızlık dediğiniz şey aslında sizin varlığınıza döndüğünüz andır. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki değersizlik duygumu da çıkarıp ateşe atıyorum. Göz bebeklerinize bakarak atın gitsin. Bu yükle yaşadığım için kendimden özür diliyorum ve sırtımın gittikçe hafiflediğini hissediyorum. Yine sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki. Kendime ve
insanlara duyduğum öfkeyi de çıkarıp ateşe atıyorum. Küle dönüşmesini bekliyorum. Sırtımın tamamen hafiflediğini hissediyorum. Doğduğum günden beri kendime inanmadığım, kendimle baş edemediğim ve kendimi yok saydığım her an sırtıma bu yüklerin yüklendiğini yeni fark ettim. Bunun için kendimden özür diliyorum. Ve çuvalınıza bakın bakalım başka bir duygu var mı? Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki korkularımı da ateşe atıyorum. Bütün korkularımı ateşe atıyorum. Gelecek kaygımı, yaşamdan kopma, ölüm korkumu, yalnız kalma korkumu hepsini birden ateşe atıyorum. Ve olduğu gibi çuvalı da ateşe atıp sırtımı tamamen hafifletiyorum. Ben bu dünyaya boşu boşuna gelmedim. Milyonlarca ruh içinden bana bu şans verildi. Ve ben bu şansın farkına bugüne kadar varamadım. Zaten geçici olan bu hayatın içindeki yaşam deneyimini güzel bir şekilde kullanabilmek için artık bütün korkularımdan, öfkemden, gerginliklerimden, yalnızlıklarımdan, kaygılarımdan tamamen sıyrıldım. Ve yaşam deneyimimi sağlıklı bir şekilde yaşamayı seçiyorum. Kendimden özür diliyorum. Omurgama yapışıp kalan değersizlik duygumu, öfke duygumu, çaresizlik, yalnızlık duygumu, kimsesizlik duygumu, başarısızlık korkularımı, boynumdan, omuzumdan, kollarımdan, ellerimden, sırtımdan, göğsümden, kalbimden, karnımdan, kalçamdan, bacağımdan, ayağımdan toprağa akıp gitmesi için serbest bırakıyorum. Lütfen ayak tabanlarınız yere bassın. Ve bahsettiğiniz her organdan simsiyah katran gibi bir sığının aktığını hissederek tekrar. Omurgama yapışıp kalan, farkında olmadan kendimi reddettiğim her alanda bana yük olan değersizlik duygumu, korkularımı, yalnızlık, çaresizlik ve gelecek korkularımı, öfkelerimi, gerginliklerimi, boynumdan, omuzumdan, kollarımdan, ellerimden, sırtımdan, göğsümden, kalbimden, karnımdan, kalçamdan, bacağımdan, ayağımdan toprağa akmasına izin veriyorum. Ve tamamen serbest bırakıyorum. Kendimi özgürleştiriyorum. Enerji bedenimle barışmayı seçiyorum. Kendimi enerji bedenimle bütünleştiriyorum. Fizik bedenimle enerji bedenimi barıştırıyorum. Kendimi özgürleştirip var ediyorum. Kendimi yok saydığım her an için kendimden özür diliyorum. Ve son kez omurgama yapışıp kalan bu negatif duyguları bir daha geri dönmemek üzere korku, değersizlik, öfke, yalnızlık, gerginlikle ilgili bütün çatışmaları bir daha geri dönmemek üzere boynumdan, omuzumdan, kollarımdan, ellerimden, sırtımdan, göğsümden, karnımdan, bacaklarımdan toprağa atıp gitmesi için serbest bırakıyorum. Derin bir nefes alın içinizden. 3-4 saniye tutun. Evrenin yemyeşil şifa ışığını omurgama doğru çekiyorum deyip yavaşça nefes verin. Bütün atık enerjiyi nefesimle boşaltıyorum. Tekrar nefes alın. Evrenin yemyeşil şifa ışığını omurganızın yemyeşil hale dönüştüğünü hissederek omurgama doğru çekiyorum deyin. Nefes verin. Bütün atık enerjiyi boşaltıyorum. Kendimi özgürleştiriyorum. Bu kadar basit. Bunu 21 gün yapamaz mısınız? 21 gün sonra günden güne hafiflediğinizi hissedeceksiniz. Hatta hissettiğiniz duygunun adını da koyun. Suçluluksa suçluluk, değersizlikse değersizlik. Eninde sonunda çıkacak gidecek. Ben hep diyorum size omurga hedefine ulaşmadan hiçbir çalışma başarılı olmaz. Omurgayı boşaltmanız için bir ön zihin kapısından girin. Yani önce zihnimizi anlatıyoruz. İşte ben bu kadar yıl kendimle ters düştüm, kendimi yok saydım, idare ettim şeklinde. Sonra çuvalımızı boşaltıyoruz, sonra omurgayı boşaltıyoruz. Her seferinde diyorum hedef omurga. Ve lütfen şunu yapın bir gün. Eğer iki kağıt alın diyorum ya, bir kağıda
Bu hayatta kendiniz için yaptıklarınız, diğer kağıda başkaları için yaptıklarınız. Bakın, eşitse sorun yok. Bir kağıt boş kalıyorsa veya ilk kağıt çok azsa orada sıkıntı var. Başkaları için yaşıyorsunuzdur. Kendi nefesinize ihanet ediyorsunuzdur ki kul hakkının en büyüğü kendi kul hakkına girmektir. Çünkü bu hayat size armağan edildi. Bencillikle karıştırmayın. Kendinizi yok saydığınız her yerde Tanrı'yı da yok sayarsınız. Ve en büyük ihanet odur bence. Evet, bu çalışmayı bugünün sürprizi olarak buraya bırakıyorum. YouTube'a da yükleyeceğim. Fotoğraflarla çalışmanın çok fazla seçeneği var. Ama her seferinde kendimize doğru cümleleri seçmekle başlamalıyız ki zihin kapımızı açalım diye. Umarım sizlere faydalı olacaktır ve umarım hayatınızda bir aşama daha iyi hale geleceksinizdir. Benim burada anlatmaya çalıştığım en büyük şey, sırtınızda geçmişin yükleriyle yaşamayın. Buradan kurtulun, buradan hafifleyin. Zaten geçici bir hayattayız. Zaten bu hayat, bedensel hayatımız zaten bir gün bitecek. Enerji boyutunda biz yıllarca öncesinden geliyoruz. Yıllarca sonrasına gideceğiz. Fakat lütfen küçücük çatışmalarla büyük tabloyu kaybetmeyin, olur mu? Bakın, Charlie Chaplin'in muhteşem sözü: hayat uzaktan bakıldığında komedi, yakından bakıldığında trajedidir. Ve bir ağaç düşünün, uzaktan bakınca muhteşemdir. İçine girdiğinizde içindeki o trajediyi de görürsünüz, çürük yaprakları da görürsünüz, kurtları da görürsünüz. Ama lütfen büyük tabloyu unutmayın. Yaşam deneyiminiz çok daha kaliteli geçsin. Sadece hastalıklar değil, bizim yüklerimiz zaten bizi zamanla hasta ediyor. Ve ben koruyucu olarak bunu öneriyorum. Yani tıpta koruyucu hekimlik diye bir şey var. Biz de buraya koruyucu olarak bakabiliriz. Hasta olmadan önce yüklerimizi atarsak zaten o mayınlar patlamayacaktır. Evet, yarın eğitimim var. Hazırlıklarım devam ediyor eğitimim için. Birkaç kişilik kontenjan kalmış olabilir, bilgim yok. Ramazan ayı boyunca eğitim yapmayacağım. Bayramdan sonra bir daha eğitimler yapacağım ama pazartesi yine canlı yayında olacağız. Arkadaşlar, kitaplarımı listelere sokmuşsunuz. Takdiriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Bu bilgilerin yayılmasından dolayı çok mutlu oluyorum. Dediğim gibi benim özel bir yeteneğim yok. Ben sadece sizlere hatırlatmak için buradayım. Ama şanslı olduğum taraf var. Elimde çok istatistik var. Bu bilgilerin ne kadar işe yaradığına dair istatistikleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bel fıtığını az önce bir hanımefendi anlattı. Lütfen yayında tekrar bakın. Evet, ağrılarınızla fotoğraf çalışmasıyla geçebilir. Ağrı demosuna benzer çünkü. Kendinize iyi bakın efendim. İyi hafta sonları diliyorum. Keyifli geçsin hafta sonunuz. Ben eğitimde olacağım. Pazartesi günü tekrar yayında olacağım. Bakalım o gün sürprizi ne olacak. Teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Kendinize iyi bakın.